Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz kanalıma. Bugün size arkadaşlar iPhone 4'e nasıl yazılım atılır onu göstereceğim. iPhone 4 bildiğiniz gibi arkadaşlar hala piyasada kullanılan kit bir cihaz. Çelik kasa olması arkadaşlar, çelik kasa olduğundan ötürü sağlam bir cihaz. Artık günümüzde artık annelere, babalara, işte çocuklara verilen telefonlar haline geldiler. Bence çok sağlam, kit bir cihaz. Hala sim kartı takıp kullanabileceğiniz. Bazı uygulamaları yükleyemiyorsunuz, biraz sıkıntı oluyor ama genel anlamda halledilmek için kullanılan bir cihaz. Peki nasıl yazılım yükleyeceğiz ya da neden yazılım yükleriz iPhone cihazlara? Arkadaşlar bazen bu cihazlar şeye düşüyor, recovery moduna düşüyor, default moduna düşüyor, yazılım arızası oluşuyor. Bu yüzden yazılım atmamız gerekiyor. Bazen de çok donuyor, kasıyor ve bu kasmaları engellemek için cihaza yazılım atmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar nasıl yapıp da buna yazılım atacağız arkadaşlar? Şöyle göstereyim ben size. Şimdi yazılım atmaya başlamadan önce arkadaşlar muhakkak içinde iCloud bilginiz varsa bunu bir yere not edin. iCloud bilgilerinizi bilmiyorsanız arkadaşlar kesinlikle cihazınıza yazılım atmayın. Eğer iCloud bilgilerini bilmiyorsanız yazılım atarsanız arkadaşlar kesinlikle cihazınız açılış ekranında kalır ve bir daha kullanamazsınız. O yüzden biliyorsanız yapın, bilmiyorsanız arkadaşlar yapmayın. Ben burada size güvenli yöntemiyle nasıl yazılım atacağınızı anlatacağım. Şimdi bunun için arkadaşlar iTunes programına ihtiyacınız var. iTunes programı hangi program? Şöyle göstereyim ben size iTunes. iTunes programı arkadaşlar Apple cihazlara yazılım atmak için kullanılan bir uygulama. Apple'ın kendi uygulaması. Yazılım atmak, resim transfer etmek, ses, müzik transfer etmek, uygulama kurmak için kullanılan bir program. PC'de çalışıyor. Bunun Mac versiyonları da var. Ben sadece bugün PC'de çalışan versiyonunu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi iTunes nasıl kurulur diye soruyorsanız arkadaşlar benim videolarımda var. Videolarımdan arkadaşlar bakıp siz de kendi bilgisayarınızda iTunes kurabilirsiniz. Bu arada cihazıma kablomu takayım. Şöyle cihazım ekranın açık olduğunu görün. Kablomu da takayım arkadaşlar. Şöyle taktım. Bilgisayarımız gördü. Gördükten sonra bakın şurada sağ üst, sol üst köşede bakın şurada bir telefon işareti çıktı. Bu telefonunuzun tanıdığını gösteriyor. Bakın yukarıdan da taktığım an cihazı hemen eş zamanlıyor. Ve sizin adınıza yedekliyor. Önemli olan şeyleri yedekliyor. Ve işlemini bitiriyor. Şöyle bitirsin. 3-4. Adımı da yapsın arkadaşlar. Tabi bu arada bunun inmesini beklemeyin. Tekrar şurada tıklıyorum. Bakın tıkladığım zaman iPhone'un içindeki yazılım versiyonu. Bakın şurada. Aynı şekilde kapasitesi. Telefon numarası takılıysa üzerinde bir telefon numarası varsa o. Bunları görebiliyorsunuz. Seri numaralarını buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca tüm diğer bilgileri de buradan görebiliyorsunuz. Ve burada da bakın telefonun ön izlemesini görebiliyorsunuz. Normalde cihazın siyah olması lazım. Bakın buradaki renk neyse cihazın da olması lazım ama fakat bunun anakartı ekranı değişmiştir tahminim. O yüzden çünkü çok eski bir cihaz. O yüzden bu şekilde gözüküyor. Bakın burada şarjın yüzde kaç olduğunu gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Peki nasıl yazılım atacağız? Şimdi yazılım atabilmek için arkadaşlar şu gerekli bize. Cihazın yeni bir versiyon yazılımı var mı? Önce onu bir kontrol edelim. Yani cihazın içindeki yazılımla yayınlanmış olan yazılım aynı mı? Şu önce buradan güncellemeleri denetle diyorum. Bakın zaten son güncel. Eğer güncelleme olsaydı arkadaşlar yeni bir versiyon olduğunu söyleyecekti. Ve sizin için indireyim mi diye soracaktı. İndir diyerek arkadaşlar onu kuracaktı. Peki nasıl yazılım atacağız? Benim yazılımım sorunlu ve güncellemek istiyorum. Ve yeni bir versiyon da yok. Nasıl yazılım atacağız arkadaşlar? Bunun için arkadaşlar şurada bakın iPhone'u geri yükle diye bölüm var. Ona tıklıyorsunuz. Bakın burada geri yükle çıktı. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan yazılım versiyonuyla ilgili bilgileri veriyor. Kabul ediyorum diyorsunuz. Buradan arkadaşlar bakın sağ üst köşede şurada yazılım indirme bölümü çıktı. Bu kendisi burada indiriyor, dönüyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Siz detayını görmek için üzerine tıklayın. Şu an indirdiği yazılımı arkadaşlar yüzde kaçını indirdiğini ve ne kadar zaman kaldığını buradan görebiliyorsunuz. Ve indireceğiniz yazılımın ne kadar büyüklükte olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın 1.13 GB. Eski bir cihaz olduğu için yazılımı küçük arkadaşlar. Yeni cihazlarda en az yazılım arkadaşlar 3-4 GB'ı buluyor. Şöyle koyayım ben tekrar telefonumu. Tekrar şöyle ekranda dursun. Yazılım iniyor. Birkaç dakikada inecek arkadaşlar. İnsin. Sonra detaylarını anlatacağım ben size.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz yazılımı bitirdi. Bitirdikten sonra kendisi zaten otomatik olarak yazılımı seçip çıkartıyor. Arkadaşlar seçip çıkarttıktan sonra zaten cihazımızı direkt kendi yazılım moduna alacak. Bak şöyle açayım. Yazılım modunu alacak ve yazılım atmaya başlayacak. Tabii bilgisayarınız telefona sağlıklı bir şekilde bağlıysa. Bakın kapattı telefonumu. Bakın kapandı telefon şu an. Şöyle koyayım. Şimdi yazılım modunu alacak. Ortada bakın işaret dönüyor. Yazılımımız bitti. Şunu kapatalım. Telefonum şu an moda almaya çalışıyor. Evet, kapattı. Zaten bilgisayarda bağlantısına kesildi. Cihazımızı recovery moda aldı arkadaşlar önce. Şimdi tekrar kapatıp açıp şimdi yazılım modunu alacak arkadaşlar. Zaten modlarla ilgili değişimleri buradan görebiliyorsunuz. Bakın şu üst kısımda. Logomuz geldi. Bakın altta işaret dönüyor ve çizgimiz geldi arkadaşlar. Çizgimiz geldikten sonra bu ilerleyecek arkadaşlar. Buradan ilerleyerek yazılımını bitirecek. Aynı şekilde bakın ekranda da şu üst bölümde buradan da arkadaşlar ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Evet. Cihazımız hala arkadaşlar yazılıma başlamadı. Şu an kontrollerini yapıyor. Hazırlama yaptı. Evet şu an gördüğünüz gibi bakın köşede yazılım atmaya çubukta göründü. Bu şekilde arkadaşlar üst tarafta da burada da birazdan bu şekilde ileri doğru ilerleyecek. İlerledikten sonra yazılımımız başlayacak. Bakın gördüğünüz gibi burada ilerliyor. İlerlememiz devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. iPhone'un fabrika ayarlarını döndüğünü söylüyor ve 5 saniye içinde bu ekranın kapanacağını söylüyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Evet kapandı. Bu arada cihazımız da kapandı. Bakın açılıyor. Şimdi güncellememiz ya da yazılım yüklememiz tamamlandığı için ve kapatıp açacak. Ondan sonra arkadaşlar açılı menüsü gelecek ve cihazımızı aktif edeceğiz. Evet, çubuğumuzun ilerlemesi bitti arkadaşlar. Şu an cihazımız açılıyor. Bakın ekranda da bir cihazımız olduğunu söylüyor. Takılı sim yok diyor. Cihazınıza sim takın ve arkadaşlar etkinleştirmenizin yapılmasını istiyor. Şimdi cihazımız bir açılsın. Açıldıktan sonra sim takacağız ve güncelleştirmemizi yapacağız arkadaşlar. Ekranımız geldi. Sağa doğru taktım arkadaşlar. Sim kartım henüz okumadı ama Türkçe dedim. Tekrar sim kartımı çıkartıp takacağım. Evet gördüğünüz gibi sim takıldı. Yukarıda bakın. Türkiye dedim. Buradan kendi ağıma giriyorum.
etkinleştirmemizi yapıyor. Evet. Gördüğünüz gibi konum servislerini etkinleştirdi, etkinleştirme diyebilirsiniz. Ben etkinleştirdi dedim. Yeni bir iPhone olarak ayarladım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şu an bu adamı atla diyorum. Herhangi bir şeyi söylemeyeceğim. Atla diyorum arkadaşlar. Kabul ediyorum şartları. Şifre kullanmayacağım. Sürdür diyorum. Gönderme dedim. Başla dedim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. iPhone'umuzu, yazılımımızı yükledik. Cihazımızı aktif hale getirdik. Zaten bakın şebekemiz de çekiyor. Türk Telekom olarak gördünüz. Arkadaşlar tamamen basit bir şekilde nasıl yazılım yükleyeceğini gösterdim ben size arkadaşlar. Burada bilgisayarda hala bakın sim takın diye ama bir çıkartıp takmamız telefonumuz arkadaşlar yeterli olacaktır. Şuna vazgeçtim. Bakın tekrar taktım. Telefonumu tekrar bir görsün. Bakın burada. Burada tabi yeni bir iPhone olarak onu gördü. İsterseniz daha önce yedeklediğiniz bir veri varsa arkadaşlar buradan seçip onu buradan şimdi geri yükleme seçeneğiyle arkadaşlar geri yükleyebilirsiniz ama ben sıfır olarak yüklediğim için yeni bir iPhone olarak ayarlamasını istiyorum ve sürdür dedim. Evet. Başlat dedim. Evet. Buradan cihazımızın tamamını gördünüz arkadaşlar. Tüm bilgilerini zaten buradan size anlatmıştım. Üst kısım zaten yazılım bölümü. Bize zaten burası böyle lazımdı zaten. Burada iCloud'a yedekleme ya da normal yedekleme buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Basit bir işlem. Siz de arkadaşlar benim gösterdiğim kısımlara dikkat ederseniz basit bir şekilde yükleyebilirsiniz. Herhangi bir problemle karşılaşırsanız arkadaşlar lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım size. Basit bir işlem. Hepinizin kolaylıkla yerine getireceğini düşünüyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.